Spor gününden merhabalar. Haydi Fenerbahçe finale diyerek başlıyoruz. Ve bugün stüdyomuzda spor spikeri ve yazar Uğur Ömer var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkut. Öncelikle bu kitapların sahibi Uğur Ömer. Bildiğimiz yıldızları bizlere çok güzel bir dille anlattınız. Bunları konuşacağız. Yıldızlara geçelim. Elimde şu anda müthiş kitaplar var sevgili seyirciler. Şöyle yavaş yavaş göstermek istiyorum. Bir taraftan onu Ronaldo, bir tarafta Messi'yi şöyle alalım. Bunlar futbol futbolun başarı hikayeleri ve Önver'in kaleminden evet. yıldızlar anlatılmış durumda. En son çıkan Erkut sağ elindeki Ronaldo, hı hı. Mesut Özil ile birlikte en son onları yazdım. Aslında bunlar futbol kitabı değil. Onun hemen altını çizeyim. Yani insanlar futbol Ben burada futbol anlatmıyorum. Yani aslında bunları kadınlar da okuyabilir, hı hı. çocuklar da okuyabilir, büyük. Çünkü bu bir başarı hikayesi. Sefaletten zirveye. Ya Erkut düşünebiliyor musun bir hayatı 6 tane nüfuslu bir ailede anne Dolores Ronaldo'nun annesi. O kadar yoksul ki iki göz odalarında çocuklarına biraz daha yer açabilmek için 10 yıllık kırık dökük çamaşır makinesini tavana asmak zorunda kalıyor. Bana böyle bir bana böyle bir hikaye anlat. Bana böyle bir örnek ver. Ben böyle insanların peşinden koşayım. Yani bu adamlar hiçbir şeyken ve hiçbir şeyleri yokken bugün Versay Saray, saraylarını andıran e, apartmanlarda, villalarda yaşıyorlar. Hiçbir şeyleri yoktu ve o çocuk Ronaldo dediğimiz insan bugün hala özüne insanlığa sahip çıkıyor. İşte o Filistin'de yaptığı yardım o insanlara e, duyarsız kalmaması en büyük örnek. Çünkü Şimdi, geçmişini hiç unutmuyor. Geriye baktığı zaman nereden geldiğini çok iyi biliyor Erkut. Bunları okumak için tabi sabırsızlanıyorum. E, lütfen benim atam olsun. E, fark edip e, kitaplayanların şu güne kadar okumamış olmam benim hatam. Olur, e, ama benim merak etti bu yıldızlar tabii e, sefaletle büyüyenler var aralarında. Peki e, yıldızlığa ne? şöhrete, hı hı. paraya kavuştuktan sonra nasıl bir yaşam sürüyor? Mesela Ronaldo, mesela Messi. Az Şu, önce verdim evet. Filistin örneği. Gerçekten Ronaldo'yu evet. tanıyabilmemiz açısından çok önemli bir dole. Ee, ama onun dışındaki özel hayatı mesela tek yeşillikten yana bildiğim kadarıyla. Çünkü uzun Gerçekten. süreli bir sevgilisi var. Ee, benim için önemli olan budur mesela bireyde. Eğer ki e, insan tabii ki hani çapkın olabilir ama tabii. hani dönem dönem tabii. olabilir. S dediğini çok iyi anladım. Sana şöyle bir örnek vereyim Erkut. Ben e, bilgisayarıma bir tane daha kitap hazır biliyor musun? Enter tuşuna bastığım an vırrr, tepsi çıkacak kitap halinde hazır. Basmıyorum. Adamın adını söyleyeyim mi sana? Mario Balotelli. Hayatını yazdım duruyor ve basmıyorum. Niye basmıyorum sence? Çünkü daha iki gün önce yaptığı bir açıklama Hı -hı. var, midem bulandı. Ya bir insan nasıl kız arkadaşıyla ilgili herhangi bir e, göndermede, imada bulunur, herhangi bir maçla ilgili... Bu arada kız arkadaşı terk etmiş onu, onu da söyleyeyim İyi sana. yapmış. Bilmeyenler <laughs> için söyleyelim. Mario Balotelli diyor ki, üstü kapalı söyleyeceğim. Bu arada Ronaldo'nun Balotelli... da hani aldatma e, haberleri çıktı ama şundan bahsediyorum. En azından uzun Hani e, Bakıyorsun canım. bir hafta bir kızla öbür hafta öbür kızla değil. Adam nereden baksan bir bir buçuk yıldır aynı sevgiyle devam Tabii, ediyor. İrin birlikte Bu da evet. ve İrina evet. evlenme yoluna gidiyorlar onu da söyleyeyim. Yani ben Mario Balotelli'nin hayatını yazdım ama basmıyorum. Niye? Çünkü örnek değil onu anlatmaya çalışıyorum. Hani ne derler psikologlar hatta pedagoglar ne der ebeveynlere? Ya çocuklarınızı komşunun çocuğuyla mukayese etmeyin. Niye? Çünkü önündedir real yani gerçektir dokunabilir. Şimdi aşağılanmış hisseder. Ama Ronaldo ile mukayese edebilirsin. Çünkü o bir dünya starı ve erişilmez bir yerde gözükürken aslında ne kadar normal bir hayattan geldiğini gösteriyor. O yüzden Süper bir örnek hayat. O yüzden örnek alınması bir hayat. O yüzden onu yazıyorum. O yüzden Messi'yi yazıyorum. Ke kemik erimesi, büyümeyen bir çocuk. Doktor diyor ki sen 1.50 boyuna geçemeyeceksin. Kilon 50'yi geçmeyecek diyor. Küçücük kalacaksın diyor. Şu an dünyanın en büyüğü oluyor. İşte o yüzden Messi'yi yazıyorum. O yüzden Mesut'u yazıyorum. Bir köy kasabasından çıkıyor Almanya'da. Real Madrid'e zirveye gidiyor. Ve bir Türk... Milli takıma girerken herkes konuştu. Ya Fatih Terim gerekli özeni göstermedi mi acaba? Hepsi içinde yazıyor. Birebir ne konuştular? Neler geçti aralarında? Hepsi gerçek kendi ağızlarından. Ve Fatih Terim neler söylemiş biliyor musun Erkut? Senden rica ediyorum. Sen zaten okumalısın bir spor spikeri olarak ama sen zaten biliyorsundur da hani detaylarını da lütfen oradan insanlar okusunlar. Fatih Terim kapıları şöyle değil, sonuna kadar açtı Mesut'a. Yani onu da bir daha düzeltelim. Hmm. Hep o çünkü atıfta bulunur. Orada biz Mesut'u kaçırdık. Hayır biz Mesut'u falan kaçırmadık. Mesut zaten Alman kafasıyla, Alman zihniyetiyle yaşadığı için çocuk iletişim sorunu yaşamamak için orayı tercih etti. Yoksa kalbi Türk. Sağda küfür ettiği zaman Türkçe küfür ediyor. Eve gittiği zaman Türkçe konuşuyor. Ha tamam. Kaşar simit çocuğu değil ama Bamberger çocuğu. Ama o ya, o ne yapacağız? Orada yaşamış. Orada büyümüş. Bizimize gelen birçok grubiyetçi futbolcudan daha iyi Türkçe konuştuğuna şahit olduk. Yani Esra <laughs> oynayan. Türk Telekom Arena'daki Mix bunu e, yani. bizzat yaşamış olduk. Eee Mesut'un hikayesi tabii merak ediyoruz. E, neden Alman milli takımında oynadığının cevabı bu. Zidane hayran ve sonra Zidane'la buluşuyor. Düşünebiliyor musun? Küçüklüğünden beri Zidane'ın posterini asıyorsun duvara ve sonra Zidane'la bir bakıyorsun mukavveni imzalıyorsun. ya olacak iş mi? Başka bir şey söyleyeceğim son olarak Mesut'la ilgili Mesut ne diyor biliyor musun? Bunu kendi ağzına ya ben diyor futbolcu olmasaydım emlakçı olurdum diyor. Hadi bakalım. Yani <laughs> ciddi öyle onun, bir Öyle bir yaşamın varmış. Onun onu. Yani babasıyla hepsi ya da... içinde. Evet. Hep yani ben hepsi mesela içinde. tam e, bu yönde bilmiyorum hayatı. Peki Ribery'yi merak ediyorum. Burada neden Galatasaray'dan ayrılış hikayesi de yazıyor? Hepsi mu? en detayına kadar hatta o dönemin e, yöneticileriyle telefon bağlantısı yaptım konuştum ve hepsini kayıt altına aldım hı hı. izin aldım bakın bunları yazıyorum diye yazabilirsin dedi nasıl bir hava alanından İstanbul'a geldiğini sana anlatsam herhalde burada oturur ağlarsın başka bir şey söylemiyorum ve aralarındaki en dramatik hikayede odur Erkut e, yüzü paramparça olmuş 3 yaşında trafik kazasında yüzünde belki 200 tane dikiş olan bir çocuk Quasimodo ve Frankenstein diye dalga geçile 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 bugün artık futbol dünyasının en büyük yıldızlarından bir tanesi oluyor. Seyrettin herhalde nasıl bir futbol oynadı anlatmama gerek yok. Yalnız Ribery ile ilgili bir şey söyleyeceğim, insanlar bilmez. Ee, az kalsın e, inşaat işçiliğine devam edip futbolu bırakıyordu. Hem de Galatasaray'a gelmeden hemen önce. Şaka değil, gerçek. Doğru. Futbolu bıraktı, in inşaatta çalıştı. Bayağı bir müddet. Asla dönmeyecekti. Çok inanılmaz şeyler oldu. Nasıl Müslüman oldu? bence en önemli yeri bu kitabın en önemli detaylarından bir tanesi. İnanılmaz bir hikaye. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ee, teşekkür ediyorum. Gerçekten de güzel hikayeler. Ee, Bunları e, biz okuyacağız. Size de her kitabı okumanızı tavsiye ediyoruz. Son bir şey ediyoruz. söylemek Buyurun. istiyorum Erkut. Biliyorum senin zamanın çok az normal hayatta Hı -hı. da ama emin ol çok çabuk okuyacaksın biliyor musun? Film tadında yazdım. Hiç sıkmadan okuyanlar da ki Ya bitti diyorlar. Abi bitsin. Yenisine başla. <laughs> çok teşekkür ediyoruz Uğur Ömer. Ben teşekkür Ve, ederim. Ve tepsicimiz Fenerbahçe'ye final yolunda başarılar diliyoruz. Umut ediyoruz diyoruz ki saat 12'ye doğru Amsterdam yolunda hareket eden Türkleri görmüş oluruz görüşünce de hoşçakalın.